Arkadaşlar herkese merhaba. Sorulan sorulara yanıt verelim istiyorum bu videoda. İsim isim okuyup şey yapalım. Yanıtlarımızı verelim. Gerçi yazıyorum da. Usta tekne yaprakları en kolayca nasıl ölçeklendiriyoruz? Yaprak tekneyi nasıl yapıyorsunuz? Bu anlatılacak bir şey değil arkadaşlar. Bunu beraber yapacağız. Önce sazımızı bitirelim. Daha sonra teknenin nasıl yapılır? Oyma tekne de yapacağız beraber. Aslında oyma teknenin ne kadar basit bir şey olduğunu anlayacaksınız. Tekne oymanın yaprak tekne yapmaktan çok 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 basit bir şey olduğunu göreceksiniz. Yani yaprak tekne oyma tekneden çok daha zordur arkadaşlar. Onu yapacağız. Sap bıçağı formu, kalibrasyon. Hocam tekne ağzının geniş olması tam olarak ne anlama geliyor? Arkadaşlar bu çok geniş bir konu. Orada da yazdım. Tekne ağız formu, normalde kullanılan şey tekne derinliği ile ağzın, yani teknenin derinliği ile yanak çıtalarının, son çıtaların mesafelerinin birbirine eşit olması gibi bir şey vardır. Genel kanı. Yalnız bu çok yanlış demeyelim, doğru da demeyelim. Bu seçimle alakalı bir şey. Bunu tekne modelleri, tekne tipleri konusunda işleyeceğiz. Seste, senkronizasyonda çok etki yapan bir durumdur bu arkadaşlar. Özellikle koma seslerde. Bunu tam sesler bastığınızda kapamalarda fark etmeyebilirsiniz. İki aynı sazda diyelim. Mesela iki tane 40 boyunda sazda, do tam seste kapamada, re tam seste kapamada, la karar sesinde falan fark etmezsiniz ama si bemol 2 ile fa diyez 3'te özellikle o şeylerde, seslerde senkron ve akortta sent farkları oluşur. Onu uzun bir şeyde, videoda anlatacağım arkadaşlar. Ama farklılık muhakkak oluşur. Hocam bağlama fiyatları 2-3 yılda artması nedendir? Bağlama fiyatları artmıyor arkadaşlar. Bağlama dediğiniz şey şu anda yeryüzünde profesyonel olarak yapılıp da en ucuza satılan enstrümandır arkadaşlar. Neden? Çünkü bağlamayı biz masif ağaçlardan yapıyoruz. Orijinal ağaçlardan, kaplama vesaire falan filan değil. Ve şu anda yapılan bağlamaların yani en hani pahalı ahım şahım bağlama deseniz hani 3000 lira, 5000 lira elektronik donanımıyla beraber 6-8 bin lira, 10 bin lira falan civarında bağlamalar vardır. Bence bu çok abartılı bir rakam değil arkadaşlar. Bunu neyle mukayese ederseniz edin, bir bağlama için 2000, 3000, 5000 lira vermeniz kesinlikle pahalı değil arkadaşlar. 300 liraya, 500 liraya bağlama olmaz, o fiyata ağaç alamazsınız. Ağaç alamazsınız arkadaşlar. Bunu neyle mukayese edelim? Şöyle mukayese edelim mesela. Profesyonel bağlama istiyorsunuz, işte ömürlük olsun, ben ömür boyu bunu kullanayım vesaire, tamam. Aklınızdaki fiyat ne kadar? 800 TL. Tamam. O zaman şöyle yapalım, ömür boyu kullanacağınız bir bağlamaya 800 lira vereceksiniz. Oradan çıkacaksınız, bir mağazaya gideceksiniz, telefon mağazasına. Alacağınız en ortalama vasat telefon en az 5000 liradır arkadaşlar. Ki 15-20 bin liraya kadar telefon var. O telefonu alırsınız, kutusuna bakarsınız, size verdiği garanti 2 yıldır arkadaşlar. Yani 2 yıl garantisi olan, 2 yıldan sonra doğru düzgün pilini, bataryasını, güncellemesi olmayan bir telefona 5000 lirayı gönül rahatlığıyla veriyorsunuz. Yani 2 sene sonra atacağınız çöp olacak bir şeye 5000 lirayı rahatlıkla veriyorsunuz. Ama ömür boyu kullanacağınız, size yarenlik edecek bir enstrümana 1000 lira, 2000 lira vermeye çekiniyorsunuz. Anlaşılır bir durum değil arkadaşlar. Bir de bunun ömür boyu olmasını istiyorsunuz. Şöyle düşünelim. 2 yıllık kullanacağınız bir cihaz için 5000 lira veriyorsunuz. O zaman 20 yıl kullanacağınız daha kıymetli bir şey için bunun en az 20 katını vermeniz gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Yani şu anda profesyonel bir bağlamanın sıradan bir telefondan en az 20 kat daha fazla fiyatı olması lazım. Telefonu 5000 lira varsayarsak bir bağlamanın şu anda 100 milyardan aşağıya satılmaması lazım arkadaşlar. En az, yani minimum 100 bin liranın üzerinde olması lazım ki profesyonel bir bağlamadan bahsediyoruz. O bağlamanın kıymeti bilinsin arkadaşlar. Ama tabi piyasa şartları böyle değil, piyasa durumları da böyle değil. Bağlamacıların da böyle
bağlama yapan arkadaşların da böyle şey zannediyorsunuz herhalde. Miami'de villaları var, işte Florida'da yazlıklar var falan filan diye zannediyorsunuz. Hayır arkadaşlar, aldıkları en basit uçlar bile, yani bizim şu anda çalıştığımız en basit kesici uçlar bile 1500-2000 lira arkadaşlar. İsterseniz şeye bakın, Almanya'da Diktum diye bir firma var. İnternetten açın bakın. Fiyatlarında hiç değişiklik yok arkadaşlar. Yani 8-10 yıldır fiyatlar hiç değişmiyor ama euro üzerinden satıyorlar. Sattıkları malzeme 10 yıl önce 100 euroydu. Şu anda hala 100 euro. Biz bunu 10 yıl önce 150 liraya alıyorduk. Şu anda 800 lira üzerinde. Hesap edin yani. Yani bizim kullandığımız malzemelere 8 kat zam gelmiş. Yani bundan 10 yıl önce 1000 liraya saz yapıyorsak şu anda onun 8 katına saz yapılıyor olması lazım ki birbirine denk gelsin arkadaşlar. Bu konuyu daha sonra tekrar işleyeceğiz. Kısaca yanıt vermek istedim. Bunu Hasan Hüseyin Keskin sormuş arkadaşlar. Buradan da selam yollayalım. Ben ona yazılı olarak da cevap verdim. O cevabı okumuştur. Şimdi başka sorularımız neydi? İsim vererek söyleyeceğim ki atladığımı düşünmesinler arkadaşlar. Hüseyin Soylu, merhaba üstadım, kullanmış olduğunuz veya beyaz demek istemiş herhalde. Filotaları nasıl temin ediyorsunuz? Temin edeceğiniz bir yer var mı? Sayılı hangi işler? Arkadaşlar, filota diye bir şey yoktur. Bizim filota dediğimiz şey kaplamadır. Bildiğiniz mobilyacıların, ahşap işleyenlerin kullandığı kaplamalar. Onları alırız, araya tutkal süreriz, birbirine presleriz, sonra o filota olur. Bunda en çok neleri kullanıyoruz? Kırmızı renk olarak maun gül kaplama. Beyaz olarak ıhlamur kavak ya da kelebek kaplama. Siyah olarak vengi tercihen, en siyah o düşüyor. Vengi, abanos, pelesenk kaplama. Bunları alırsınız, şey gibi düşünün, renkli kağıtlar gibi düşünün. İki tane renkli kağıt, siyah beyaz. Birbirine sıkarsınız. Araya benim tercihim, tavsiyem bu donunca saydamlaşan tutkallar var. PVA bazlı ya da su bazlı tutkal kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onları yapıştırırsınız. Yapışmanın daha temiz olmasını istiyorsanız üzerinden ütüyle geçin arkadaşlar. Evinizdeki ütüyle üzerinden geçebilirsiniz. Daha sonra üstüne bir ağırlık koyun. Yapışır. Sonra 5'er milim kalınlığında kesersiniz. Size filota olur. Yani filota çok matah bir şey değil. Hazır satılıyor mu? Ben hazırına hiç denk gelmedim arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane maun kaplama alırsınız. Bir tane kavak kaplama alırsınız. Yapıştırırsınız. Sonra kesersiniz. Size kırmızı beyaz filota olur. İstediğiniz renkleri de yapabilirsiniz. Bunları nereden temin edebiliriz? Sanayiye gidin arkadaşlar. Çöplüğü karıştırın. Ciddi söylüyorum. Sanayide çünkü kapı yapanlar, pres kapı yapanlar falan vardır. Onlardan çok fazla kaplama artığı çıkar. Hani sizin kullanacağınız da çok öyle matah, hani 2000-3000 tane falan saz yapmıyorsanız öyle plaka falan almanıza gerek yok. Çünkü kaplama plakaları çok büyük ebatlarda 6 metre olanları var, 3 metre olanları var. Yani 6 metreye 1 metre. O şekilde 2 tane şey alsanız plaka size rahat böyle 100 tane falan saz çıkarır. Ve bu çok matah pahalı bir şey de değil. Hani 100-200 lira falan verseniz yani 2000-3000 tane filota çıkarabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir mobilyacı tanıdığınız, marangoz tanıdığınız varsa ya da sanayide bir marangozun onların artık parçalarını attığı çöplükler vardır. Bahsettiğim çöplük dediğim şey o arkadaşlar. Orada küçük kaplamalar bulabilirsiniz. İşinize yarayacak olanları isteyin ya da onlarda artık olanlar varsa isteyin. Onlardan sıkıp çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kaplama filota o çok matah bir şey değil. Ya da internetten bile bulabilirsiniz. Yani ağaç kaplama falan yazın. İnternetten bile çok rahat bulabilirsiniz. Plaka boyları değişik kestirebilirsiniz. Her yerde bulunabilir bir şey ve ucuz bir malzeme yani. Çok öyle pahalı bir malzeme değil arkadaşlar. Hüseyin Soylu'yu yanıtladık. Ercan Şengül, bilgileriniz için teşekkürler. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bir sorum olacak. Hocam, balta sazda dede sazı. Düz vurguluğun herhangi bir avantajı, dezavantajı var mı? Aynı üzerinde hiçbir esprisi yok arkadaşlar. Onun teknik olarak bir açıklaması da yok. Bir zararı var mı? Yok. Bir faydası var mı? Yok. Normal bir saza yapılabilir mi? Bence yapılmamalı. Peki dede balta sazlarında niye böyle yapılıyor? Arkadaşlar, bu tarihsel bir olay. Dede saz dediğiniz olay böyle sahnelerde falan çalınan bir şey değil. Daha önce o dede sazları, balta sazlar, adı üstünde dede sazı, dedenin taşıdığı saz. Alevi inancına göre Anadolu'da gezerek müzik yapan, müzik demeyelim de nefes söyleyen diyelim, bu nefes diye geçer. Böyle topluluklara
o anlayışı, o inancı, o kültürü enjekte etmek için yardımcı olarak kullandığı enstrümandır, aparattır diyelim dede sazı. O sürekli mesela köy köy gezer eşek sırtında, at sırtında ve saz sürekli omzunda asılıdır arkadaşlar. Sazın ergonomik yapısının, fiziki yapısının da ona müsait olması lazım geldiği için o şekildedir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, Anadolu'da geziyorsunuz, dağ, tepe çıkıyorsunuz, iniyorsunuz eşek sırtında. Omzunuzda 50 tekne, 52 tekne divan saz var. Mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Bunun bir de teknik olarak yapım olayında bir durumu var. Daha önceden, yani bahsettiğimiz önce dediğimiz olay bundan yüzlerce yıl önce, her istenilen malzeme, her istenilen formda bulunmuyordu arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde öyle ağaç açısından falan böyle çok enstrüman yapılan ağaç açısından çok zengin bir yer değil. Yani bu topraklar ağaç açısından zengin, yeşil ama yani çok yoğun böyle ağaçlar yok enstrüman yapımı için. İşte o zaman ustalar buldukları şeyleri saz yapıyorlar. Yani dutun oyulma muhabbeti daha önceki videolardan izlediyseniz oradan gelir zaten. Hani yaprak tekne teknolojisi falan filan yok da bundan 100 yıl önce. Nerede olacak? Yüzlerce yıl önce. İşte sap vesaire muhabbeti de, o olaylar da bundan çok eskiye gitmemize gerek yok. Yani bundan 80-100 yıl önce bile böyle kazma sapı, kürek sapından falan saz sapı yapılıyordu arkadaşlar. Bazı eski saplarda yapan ustalar bilir, denk gelirler. Sapın mesela kontrası değil de yüz kısmı sapa getirilmiştir. Yanlış bir şeydir. Ama usta mesela şey bulamamıştır, saplık ağaç bulamamıştır, kapaklık ağaç bulamamıştır, kapağı yanlış takmıştır. Yani bilerek yanlış takmamıştır ama o esnada o malzemeye ulaşamamıştır. Yani günümüz şartlarıyla bunu değerlendirirseniz idrak edemeyebilirsiniz arkadaşlar. Niye? Çünkü şimdi internete giriyorsunuz, işte maun sap diyorsunuz, pıt diye maun sap kapınıza geliyor. Ya da herhangi bir ağaç ya da herhangi bir malzeme, herhangi bir aparat internetten pıt diye kapınıza geliyor ama şimdi bundan 200 yıl önce maun sap almaya kalksanız, hani buradan eşek sırtında Honduras'a gideceksiniz, Güney Amerika'ya, oradan geri döneceksiniz. Yani en az 80 yıl. Hani bir tane saz sapı için de Honduras'a gidip gelinilmez zaten arkadaşlar. İşte o ustalar da bulduklarını buldukları şekilde yapmışlar. Taşıma için ergonomik olarak burguluğun kırılmış olması çok sağlıklı değil. Bir de orada işçilik var. O işçilikten de kaçınmak için. Ama şimdi günümüzdeki sazlarda böyle bir şey yapmaya gerek var mı? Hayır arkadaşlar. Faydalı mı? Kesinlikle değil arkadaşlar. Teknik olarak sakıncalı bir durum. Teknik olarak sakıncalı bir durum. Yani normal 3 telli bağlama yapıyorsanız eğer, tel kombinasyonunuz üçlüyse o şekilde yapabilirsiniz. Hani bunun teknik olarak bir faydası var mı? Hiç faydası yok arkadaşlar. Sadece işte şey, bundan önce böyle yapılıyormuş. Bu eskiden estetiği böyleymiş. Onun bazıları kırılır, hatta burguluk kısmına perde bağlanır telleri bastırmak için. Bazılarının burgulukları zaten öne doğrudur arkadaşlar. Yani sapın önüne doğrudur, arkaya doğru bile değildir. Teknik açıdan son derece yanlış şeyler ama bizim insanımız artık biraz popülerite, görüntü şey olduğu için bunları matah bir şey zannediyor. Teknik olarak hiçbir karşılığı yok arkadaşlar. Yani burguluğu öyle yaparsanız saz C değil de R çeker, öyle bir şey yok arkadaşlar. O tel boyuyla, iki eşik arasındaki telin mesafesiyle alakalı bir şeydir. Sizin burguluğu öyle yapmanız, burguluğu yarım metre yapmanız, burguluğu 30 santim yapmanız, burguluğa 3 tane burgu koymanız, burgulun düz olması, arkaya doğru eğik olması, öne doğru eğik olması, çapraz olması, ucunda şey kartal oyulmuş olması, ne bileyim zülfikar şeklinde yapılmış olması, sazın akorduna hiçbir şeyi sağlamaz arkadaşlar. Tel boyunun vereceği ses si ise si'dir, do ise do'dur. Burgulukta ne yaptığınız sazı çok fazla ilgilendirmez. Ama teknik olarak 3 telin üzerinde tel bağlıyorsanız düz burguluk yapmanız sıkıntılıdır. Bunu atölyede anlatacağım arkadaşlar. Çünkü orada teknik detaylar var. Hiçbir esprisi yok. Dediğim gibi bir faydası yok, bir zararı da yok. Hani öyle 3 telli sazlar yapıyorsanız tel sayısı 3 olduğu için, çok fazla olmadığı için çok fazla bir basınç uygulanmaz. O yüzden de düz olmasıyla eğri olmasının arasında dede sazlarında, balta sazlarında hiçbir fark yok. Dediğim gibi taşıma ergonomisi açısından o şekilde yapılmıştır. Bir de dediğim gibi malzemenin bulunması açısından o şekilde yapılmıştır. Tamamen estetik bir şeydir. Teknik olarak bir açıklaması yok arkadaşlar. Sanırım bunu cevapladık. Ercan Şengül.
Can Can'dan bir soru sormuş. Klavyede kullanılan ağaçlar ve kapakta kullanılabilecek ağaçlar ile ilgili bir video yapabilir misiniz? Klavyede kullanılan ağaçlar ses değiştirmesini sağlar mı? Kafama çok takılıyor. Abonos klavyeye sahip, pek çok aynı tekniğe sahip bağlamanın sesi çok farklı geliyor. Bana acaba benden bir sorun var yoksa haklı olma ihtimalim var mı? Kesinlikle haklısınız Can Can'dan. Abonos klavyeye sahip, pek çok aynı tekniğe sahip, cümle biraz devrik olmuş, bağlamanın sesi çok farklı geliyor bana. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü abonos zannettiğiniz klavyelerin çoğu, abonos zannettiğiniz klavyelerin %90 aslında abonos değil. Onlar boyama ağaçlar arkadaşlar. Çoğu usta öyle bir ağır yükün altına girmez. Daha yumuşak ağaçları boyarlar. Siyaha, abonoz gibi. Onu satarlar. Hem ucuza gelir, hem sat daha hafif olur. Öyle abonozu ayırt etmeniz sentetik kimyasalın altında çok mümkün değil arkadaşlar. Çünkü ağaçlar artık çok güzel boyayan ustalar var. Yani abonozla o ağacı yan yana koyun. Elinize alıp tartmadan, kesmeden, kokusunu almadan, yoğunluğuna bakmadan abonoz olup olduğunu, olmadığını anlayamazsınız. Siz onu siyah gördüğünüz için abonoz zannedebilirsiniz ama değildir. Bu birincisi. İkincisi, abonoz kullanılmış olsa bile, yani klavyenin ağaçları aynı olmuş olsa bile, kesinlikle arkadaşlar enstrümanda neresinde kullandığınızın hiçbir önemi yok. Kapak, sap, tekne muhakkak suretle sese etki eder arkadaşlar. Aynı tekne, aynı kapak, bürgen bir sap, farklı ton alırsınız. Aynı kapak, aynı tekne, maun bir sap, farklı ton alırsınız. Aynı kapak, aynı tekne, kelebek bir sap, farklı ton alırsınız arkadaşlar. Ağaçtaki ana 3 ana parça, yani tekne, sap, kapak diyelim, 3 ana parça sese direkt etki ederler arkadaşlar. Yani kapak da değiştirseniz ses değişir, tekne de değiştirseniz ses değişir, sap da değiştirseniz ses kesinlikle değişir arkadaşlar. Bu bir kombinasyon işidir. 3 ana parça kesinlikle sese direkt etki eder. Yani sap şöyle olsa farklıdır, sap böyle olsa farklıdır arkadaşlar. Onu ilerleyen, şimdi zaten yaptığımız sazda sap yuvarlama aşamasına geldik. Sap yuvarlayacağız birkaç gün içerisinde, onu anlatacağım. Orada rezonansı, sapın nasıl sesi ilettiğini, saptan aslında nasıl ses geçtiğini, sesi nasıl değiştirdiğini anlatacağım size. Orada daha iyi anlayacaksınız. Can Candan'ın sorusuna da sanırım cevap verdik. Kesinlikle sende bir sorun yok sevgili arkadaşım. Etkiler. Sesi muhakkak suretle, o 3 ana parça etkiler. Kapakta kullanılabilecek ağaçlar, bunda çok fazla alternatifimiz yok arkadaşlar. Ben ladinden başka bir ağaç kullanmıyorum. Onun dışında Kanada çamı dedikleri bir ağacımız var. Ladin modelleri var. Çeşitleridir, modelleri demeyelim de. Tavşan ladini vardır, böyle kurt yemiş gibidir, izleri vardır. Ona biz tavşan adımı deriz. Normal bildiğimiz ladin var, köknar var arkadaşlar. Bir de sedir var. Yani hepsi iğneli çam ailesinin fertleri. Aslında çam ağacı. Yani kullandığımız şeyler çam ağacı. Ama isimlendirmek, sınıflandırmak gerekirse bence birinci sırada ladin var. Ondan sonra artık arkadaşların seçimlerine göre değişiyor. Ama kullanılan genel ağaçlar, başka zaten çok yoğun farklı şey yok. Şu anda gitarlarda falan maun kapakları da deniyorlar. Ama bizim tercihimiz genelde beyaza yakın tonlu çam ailesinden ağaçlar. Ladin, köknar, sedir, Kanada çamı. Yani çok fazla bir alternatifimiz yok kapakta. Yani tonları da dediğim gibi ladin tonları dışındaki ağaçları ben kullandım. Çok hoşuma gittiği söylenemez yani. Ben ladini tercih ediyorum kesinlikle. Onun dışında bir sorumuz şu anda yok herhalde arkadaşlar. Can Candan'ın da sorusunu cevapladık. Acaba bende bir sorun var mı yoksa haklı olma ihtimalim var mı? Sorun yok. Sorun yok sevgili Can. Olay aynen bu şekilde. Soruları yanıtladık sanırım arkadaşlar. Atölyeye geçtiğimizde bu soruları daha geniş bir şekilde, tekne çekme, işte burguluğun düz olup olmaması, flota kaplama nasıl yapıldığı, nasıl kesildiği, onları anlatacağız arkadaşlar. Şimdilik
video şeklinde böyle cevap vermiş olayım, aklınızda kalmasın. Sizi umursamadığımı düşünmeyin. Sorulara bu şekilde cevap veriyorum. Müsait olduğunda da atölyede tatbik ederek göstereceğim. Şimdilik iyi günler diliyorum arkadaşlar.